Yani demek istediğim, bu bir manevi işkence. Siz inançlarınızın üzerine bir baskı yapılıyor ve bundan vazgeçmeniz için zorlanıyor. O bakımdan baskı yüksek. Şimdi Mustafa Bey hatırlar. Ben 96 Ağustos'unda emekli oldum. Bu arkadaşlar silahlı kuvvetlerden mesela 95 aralığında 95 aralığında 44 kişi silahlı kuvvetlere reis emekli edildi. Bu 44 kişiden 20 tanesi benim tugayımdandı. Bu bana o kadar ağır geldi ki hepsini tanıyorum. Ondan sonra tabii arkadaşlarla beraber olduk biz. Bir gün bir arkadaşımızın evinde toplantı düzenlediler. Beni de davet ettiler. Gittik. Ve her bir arkadaş başından geçeni anlatıyor. Komutanım bir şey yapmak lazım diyor bana. Onlar zannediyor ki ben gitsem anlatsam iş düzelecek. Öbürü anlatıyor. Komutanım bir şey yapmak lazım. 20 kişi başından geçen anlattı. Komutanım bir şey yapmak lazım. Dedim ki ben gayrinizamatçıyım. İstiyorsanız dağa çıkalım. Deyince anladılar çaresizliği. Yani istiyorsanız silahlanalım dağa çıkalım dedim. O zaman dediler ki ha, bu komutan da çaresiz. Yani bu hale gelmişti. Ben gayrinizamatçıyım şey ha. Evet. İstiyorsanız silahlanalım dağa çıkalım. Deyince anladılar ki yani yapacak bir şey yok. Bunu sabredeceğiz ve sabırla ve meşru zemin içerisinde mücadele. Şimdi silahlı kuvvetlerden o dönemde çıkartılan yani 28 Şubat o 1994 ile 1200 kişi var. Bütün süreci alırsak 1637 kişi. Şimdi bu 1200 kişi eğer gerçekten devlete tehdit olsaydı bunlar çok yetişmiş insanlardı. Türkiye'nin her tarafını teröre bulardı. Hiçbir tanesinin adi suçlardan dahil hiçbir cezası yoktur. Hiçbir şekilde ayrıldıktan silahlı kuvvetlerden resen emeklilikten sonra yargı önüne çıkmamışlardır. Yani bu arkadaşların baskıya rağmen vatanını, milletini, devletini sevdikleri için sabırla meşru zemin üzerinde bugünkü noktaya gelmişlerdir. O bakımdan hakikaten çok baskı oldu. Çok bunaldılar. İşte o benim oradaki söylemem bu bunalmanın derecesini gösteriyor.